2 Mart 2005'in sabahında saat 11 civarında bir müşteri Illinois Belleville'deki bir kuaför salonunun içerisine girdi. İçeride korkunç bir manzara hakimdi. 3 kişi yerde cansız bir halde yatıyordu. Yerleri kan birikintileri kaplamıştı. Ölen 3 kişi şunlardı: salonun sahibi olan Michael, Dorothy Bone ve de Doris Fisher. Dorothy ve Doris 2 yaşlı kız kardeşlerdi. Olay yerine gelen Belleville polisi çok sayıda delil topladı. Suçun anlamsızlığı Illinois Belleville topluluğunu adeta şok edecekti. Kuaförün sahibi Michael Joseph Cooney, 1942'de Springfield, Illinois'da Michael ve Mary'nin evladı olarak dünyaya geldi. Michael, Belleville'deki West Main'de evinin hemen yakınlarında bir kuaför salonu ve de bir antika dükkanı işletiyordu. Dostları Michael'ı iyi yemek yapan, şaraptan iyi anlayan, sanatı, dostları ve güzel olan her şeyi seven, karmaşık özel biri olarak tanımlıyorlardı. Michael, can dostlarını ve de Oscar Wilde'dan etkilenerek adını verdiği kedisi Oscar'ı çok seviyordu. Yıllardır Belleville'de salon hizmetleri veriyordu. Genelde bakım evlerinde ölen müşterilerine bakar, onların cenazeleri için ücretsiz stil hizmetleri verirdi. En iyi arkadaşı Marcia onu şöyle anlatıyordu: Michael'la en sevdiğim zamanlar yüksek sesle güldüğümüz zamanlardı. Michael kıkırdar ve gülerdi. Bu yalnızca içten sevgi dolu bir duyguydu. Diğer ölen iki isimden birisi olan Dorothy, 1922'de Alonzo ve Enola Anderson'ın evladı olarak Illinois'da doğdu. Dorothy, 4 yıl sonra kız kardeşi Doris izledi. Kız kardeşlerin Robert ve Richard adında iki erkek kardeşi vardı. Dorothy, William Hilly adında bir adamla evlendi. 4 çocuğu oldu. Kocası öldükten sonra Morris Bone'la evlendi. Dorothy, sevilen bir büyük anne ve büyük büyük anneydi. Kardeşi Doris, Julius Fisher'la evlendi. 4 çocuğu oldu. Bir büyük anne ve de bir büyük büyük anneydi. Dorothy ve Doris yakınlardaki büyük cemiyetlerin hepsine üyelerdi. Kadınlar çevredeki herkes tarafından tanınır ve sevilirlerdi. 62 yaşındaki Michael Cooney, 82 yaşındaki Dorothy ve de 78 yaşındaki Doris Fisher'ın cesetleri 2 Mart'ta Belleville'de bulundu. 3 kurban da bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Adli patolog Ray, ölüm nedeninin çoklu bıçak yaralarına bağlı kan kaybı olduğunu belirtti. Michael, 25 bıçak yarası olan birincil hedef gibi görünüyordu. Dorothy ve Doris'in her biri en az 10 bıçak yarası aldı. Cinayetler geride pek çok adli tıp kanıtı bırakarak olayın acımasız ve kanlı olduğunu gösterdi. Ekipler ilk anlarda bu vakayı hemen çözeceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden ilk anlarda büyük vaka ekibi yardım için çağrılmadı. Belleville'deki yerel bir gazetenin 4 Mart tarihli bir yazısı şöyleydi: ekipler Belleville'deki bir kuaför ve antika satıcısının ve de iki müşterisinin katilini arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Soruşturmanın bir parçası olarak gay gece kulüpleri inceleniyor. Michael Cooney'nin cinsel yöneliminin ölümlerde bir faktör olabileceği düşünülüyordu. Sonra bu düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Potansiyel müşterilerin çoğu Mississippi Nehri'nin karşısındaki Kuzey St. Louis şehrinde yaşayan erkeklerdi. Michael'ın arabası ölümlerin yaşandığı gün Kuzey St. Louis mahallesinde terk edilmiş bir halde bulundu. Araç hasar görmüştü. Ekipler bunun cinayetlerin ardından evden çalınmasından sonra olduğuna inanıyorlardı. Yakınlarda 16 yaşındaki bir erkek çocuğu yaşıyordu. Dava ile alakalı şüpheli olarak o görülüyordu. Çocuk getirildi ve sorgulandı. Arabada olduğunu reddetti. Belleville'deki cinayetler hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. Daryl adındaki bu çocuk Michael'ın öldüğü gün okuldaydı. Ama okul programı saat 12.30'a kadar başlamamıştı. Ekipler aracın yakınında olduğunu ama asla içinde olmadığını biliyorlardı. Polis, cinayet günü Demetrius ve Ray adındaki iki adamın arabada olduğunu, adamlara bir CD vermek için eğildiklerini söylüyordu. Yine de ekipler o kadar emin değillerdi. Daryl yalnızca 16 yaşındaydı ama IQ'su düşüktü. İkinci sınıf seviyesinde okuyordu. 10 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyordu. Aslında polisler ona haklarını okumasına yardım etmek zorunda kalmıştı. Çünkü Daryl birkaç kelimeden fazlasını okuyamıyordu, yazamıyordu. Sorgulaması boyunca Michael'ın arabasının içerisinde olduğunu reddetti. Ancak adli tıp kanıtları durumun böyle olmadığını gösteriyordu. Direksiyon simidindeki kanlı parmak izi Daryl'a aitti. Ama başka şüpheliler de vardı. Bunlardan biri Samuel Johnson'dı. Samuel bu davadaki baş şüpheli kabul ediliyordu. Michael ve Samuel bir dönem karşı karşıya gelmişlerdi. Antika satışı konusunda ikili tartışmıştı. Samuel Johnson 18 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Michael'ın evini tam 12 kez aramıştı. Son arama 2 Mart'ta ölümlerin yaşandığı sıralardaydı.
Aslında Johnson o sabah Connie'yi iki kez daha aradı. Biri sabah 8.26, biri de sabah 9.58. Michael'da ayrıca bir bilezik vardı. Bu bilezik Michael'ın dostlarına göre Michael'ındı. Cinayetten günler sonra Samuel bir rehineci dükkanında onu rehine bıraktı. Samuel işaret eden tüm kanıtlar yalnızca bunlar değil. Samuel işsizdi. Ama cinayeti takip eden günlerde bazı giyim eşyaları aldı. $200 değerinde esrar aldı, $1000 değerinde bir araba kiraladı. 2003'ün son günlerinde Michael'ın evinde bir komşunun bir adamı kaçırmasına tanık olduğu garip bir hırsızlık yaşanmıştı. Cinayetin ardından tanık Samuel Johnson'ı o gün eve gelen davetsiz misafir olarak tanımladı. Samuel Johnson hırsızlığa teşebbüsle suçlandı. Michael'ın arabasının içerisinde Daryl'ın cinayetlerin işlendiği gün araca sahip olduklarını belirttiği adamlar Demetrius ve Ray'di. Günler sonra arabanın içerisinde bu iki isme ait olan bazı parmak izleri bulundu. Michael Cannon'in antika işiyle alakalı büyük miktarda nakit para taşıdığı biliniyordu. Soygun artık suçun birinci sebebi olan paraydı. Michael'ın cüzdanı, cep telefonları, kredi kartları St. Louis'deki bir parkta bir çöp kutusunda bulundu. Çok daha fazla kanıt Demetrius ve Ray'i işaret ediyordu. Demetrius'un evinde Cannon'a ait olan bir mücevher kutusu ve de antika sandık bulundu. Michael'ın arabasının anahtarlık ve uzaktan kumandası Ray'in dairesinde bulundu. Kontak anahtarı Ray'e ait olan bir kot pantolonun cebinde bulundu. Daryl'ın ve Samuel Johnson'ın evlerinde hiçbir kanıt bulunamadı. Biri Michael'ın kanındakiler de dahil olmak üzere bu şüphelilerin hiçbirisiyle eşleşmeyen birkaç parmak izi vardı. Ek olarak Michael'ın kanıyla karışan bir erkek DNA profilde şüphelilerin hiçbirisiyle bağlantılı değildi. 2005'in Eylül ayında bir jüri Samuel Johnson'ı Michael Cannon'ın evine zorla girmekten dolayı suçlu buldu. Illinois'da 11 yıl ceza aldı. Ancak ailesi onun da cinayetle suçlanacağını tahmin ediyordu. Mahkumiyetinden sadece birkaç saat sonra ilçe eyalet savcısı Robert Samuel Johnson'ı cinayetlerle suçlamayacağını açıkladı. Adli tıp kanıtlarından biri Michael'ın kanındaki tanımlanamayan parmak iziydi. Diğeri Michael Cannon'ın DNA profilinin kısmını içeren bir kan lekesiydi. Gelecekteki bir kovuşturmada kilit delil olacaklardı. Üç kurbanın ailesi ve dostları tepki gösterdiler. Bazıları soruşturma ekibini mahkemeye çıkmadan önce soruşturmanın eksiksiz olduğundan emin olduğu için alkışlıyordu. Diğerleri Samuel'in yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını talep etti. 2006'nın Mart ayında acımasız üçlü cinayetlerden bir yıl sonra büyük vaka ekibi nihayet davayı araştırmak üzere çağrıldı. Suç laboratuvarına birkaç parça kanıt göndererek birkaç hafta davayı araştırdılar. Bunlardan biri Daryl'a ait olan parmak iziydi. Parmak izi onları bir sonuca götürdü. O günlerde 17 yaşında olan Daryl, 2006'nın Haziran ayında 3 adet birinci derece cinayetle suçlandı. Ayrıca 2005'in Nisan ayında Kuzey St. Louis'de 2 kişiyi vurmuştu. Onu tutuklayan polis şefi Dave şöyle diyordu: "Size inanmadığımı söyleyeceğim. Daryl tek başına hareket etmiyor. Onun arkasında birileri var. Bu cinayete karışan herkesi bulmak, bu dava üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorum." Samuel Johnson hala şüpheliydi. Henüz 16 yaşında olan Ray, cinayetlerden 4 ay sonra St. Louis'de vurularak öldürüldü. Ölümlerde parmağı olduğu bilinen bir başka genç, William Sherrill da ölümlerden aylar sonra vurularak öldürüldü. Michael'ın davasının mahkemeye gitmesi 4 yıl sürdü. Bu süre zarfında başka tutuklama yapılmadı. Samuel Johnson, şimdi 21 yaşında olan Daryl'ın cinayetler için mahkemeye çıktığı esnada 2003'teki hırsızlık suçundan dolayı hapisteydi. Ama sonra serbest bırakıldı. Daryl'la eşleşen parmak izleri de dahil olmak üzere kanıtlar 2010 duruşmasına sunuldu. Parmak izi Michael'ın çalınan aracının direksiyon simidindeydi ve de burada Michael'ın kanı vardı. Bir uzman baskının Michael'ın kanının Daryl'ın parmak ucuna gelmesinden sonraki 10 dakika içerisinde yapıldığına inanıyordu. Güzellik salonundaki ayak izleri, olay mahallinde Michael'ın kanını içeren kanlı bir parmak izi ve de hem Michael'ın kanını hem de bilinmeyen bir DNA profilini içeren kan örneğini gösteren diğer adli deliller vardı. Bunların hiçbirisi Daryl'la eşleşmediğinden dolayı savunmanın işi kolay gibiydi. Savunma ayrıca davanın baş şüphelisi olan, cinayeti takip eden günlerde Michael'a ait eşyaları rehine bırakan Samuel Johnson'ı işaret etti. Jüri 4 saat boyunca müzakere etti ve de tüm suçlamalardan Daryl'ın masum olduğuna karar verdi. Daryl Lane özgür bir adam oldu. Daryl Lane'in dostları ve ailesi beraatini kutladı. Dostu Jeffrey şöyle diyordu: "Onun serbest kalması adeta bir rüya gibiydi.
ailesi 4 yıldır Daryl'ın serbest kalmasını bekliyordu. Daryl, serbest bırakılmasının ardından basına şu cümleyi söyledi. "İleride ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an cezaevinden kurtulmaya hazırım." Daryl'ın tarafı bir kutlama yapıyordu. Ama iddia makamı hayal kırıklığı yaşıyordu. Bazı müfettişler kurbanların aileleri için üzüldüklerini belirtti. Karara şaşırmadıklarını anlattı. Hatta bazı polis memurları bu davadaki gerçek katilin Samuel Johnson olduğuna inandıklarını dile getirirler. Samuel Johnson, 2013'te yasaklı madde suçlamasıyla tutuklanmış Missouri'deki bir cezaevine gönderilmişti. Yakında serbest bırakılması bekleniyordu. Ama daha sonra 2016'da Michael'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandı ve de Illinois'a iade edildi. Eyalet savcısı Brandon Kelly, Samuel Johnson aleyhindeki iddianameyi güvence altına alan yeni kanıtların keşfedildiğini anlattı. Samuel Johnson aleyhindeki kanıtlar eziciydi. Ölümlerden bir ay önce başlamak üzere Samuel Michael'ı birçok kez aramıştı. Michael'ın öldüğü anlarda Samuel Johnson'ın cep telefonu sinyali Michael'dan sadece 2 kilometre uzaktaydı. İşsiz olan Samuel Johnson, cinayetlerin hemen ardından yasaklı madde ve kıyafetler satın aldı. Bir araç kiraladı. Hem kuzenine hem de oda arkadaşına birini soymayı planladığını anlattı. Şubat 2021'de 55 yaşındaki Samuel Johnson, COVID-19 yüzünden hayatını kaybetti. Kurbanların yakınları karışık duygular içerisindeydiler. Duruşmanın bu kadar uzun bir zaman ertelenmesi, Samuel'in hiçbir zaman hüküm giymemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Ama artık hayatta olmadığından dolayı biraz rahatlamışlardı. Michael Bender, 1953'te Fort Madison, Iowa'da dünyaya geldi. 80'lerde eşi Sandra ile çıkmaya başladı. Sandra Lee Mendes, 1958'de Michael'la aynı yerde Fort Madison'da doğmuştu. Michael ve Sandra, 1984'te Sean Michael Bender adını verdikleri bir erkek evlat dünyaya getirdiler. Temmuz 84'te evlendiler. Daha sonra çift, 88'de Sheena, 90'da Shelby ve 92'de Shane olmak üzere 3 kız dünyaya getirdi. Kereste bahçeleri ve işletmeler mali açıdan onlara güzel bir hayat sunmuş. Bonaparte, Iowa'da 400 dönümlük arazi üzerinde güzel bir evleri vardı. Oğulları Sean okulda iyi notlar alıyordu. Bilgisayar alanında mükemmeldi. Babasıyla spor yapıyordu. Kamp yapmaktan ve avlanmaktan keyif alıyordu. Özellikle annesine yakındı. O ve annesi bir keresinde Orlando ve Meksika'ya tatile gitmişlerdi. Neredeyse her gün konuşuyorlardı. Sean büyüdüğünde bile Sandra onun çamaşırlarını yıkamaya devam etti. Sean 2002'de liseden mezun oldu. Dostlarıyla Illinois Knisi'de güzel bir ev tuttu. Knisi ile annesinin evi arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika vardı. Ama yine de Sandra evladının çamaşırlarını yıkamaya devam ediyor. Liseden sonraki yaz Sean ilk kez baba oldu. Ancak evladının annesiyle ayrıldı. Yine de Sean'ın ailesi bu bebeğe kollarını açtı. Sean Knisi'deki bir devlet okulunda kaydoldu. Ama sonra okulu bıraktı. Ailesi Sean'ın kızı için para ödüyordu. Nafakası da dahil olmak üzere birçok faturasını ödüyordu. Ona sık sık yardım ettiler. Sean'sa babasının kereste deposunda çalışmak için 2004'te Iowa'ya geri döndü. 2004 civarında Sean, Lexi Leslie adında bir kadınla çıkmaya başlamıştı. 2005'in başında Leslie hamile kaldı. Sean'sa çok fazla sorun yaşıyordu. Ehliyetini kaptırmış, trafikten men edilmiş, trafik ihlalleri yapmış, $1000'dan fazla cezaya çarptırılmıştı. 2005'in yazında Sean, hız cezası yaptığından dolayı polisleri peşine taktı. Sonra suçunu kabul etti ve $500 ödedi. Eğer ileride araba kullanırsa 2 yıl ceza yatacaktı. 2005'in sonbaharında Sean ikinci kez kız babası oldu. O günlerde Leslie'den çoktan ayrılmış, dostlarıyla yaşamak için yeniden evini terk etmişti. 2006'nın başında yasaklı madde kullanmaktan ve satmaktan tutuklandı. O günlerde araba satışı da dahil olmak üzere birçok işte çalışmıştı. Ancak her zaman kovuluyordu ya da istifa ediyordu. Bir keresinde patronuna babasının öldüğünü anlatmıştı. Patronu başsağlığı dilemek için annesi Sandra'yı aradığında Sean'ın yalan söylediğini öğrenmişti. Ailesi onun kiralarını, faturalarını ödemeye devam etti. İki çocuğunu desteklemeye sürekli devam etti. O talihsiz günün tarihi 14 Ekim 2006'ydı. O gün saat 3.38'de Güney Iowa'daki bir 911 operatörü Sean'ın ailesinin yaşadığı evden bir telefon aldı. Telefondaki kız panik içerisinde şunları söylüyordu. "Sanırım abim bir şey yapacak. Ne olduğunu bilmiyorum." Annem ona "Sean yapma" diye bağırıyor. Operatör arka planda "Lütfen yapma, Sean lütfen yapma" sesini duyuyordu.
Daha sonra bir silah sesi duyuldu, ardından telefonun başındaki kişi "Şan, hayır" dedi. Sonra hatlar gitti. Başka bir arama daha geldi ama yanıt veren yoktu. Operatör geri arama yaptı. Ancak aramalar sesli mesaja gidiyordu. Evin sabit hattına yapılan dönüş aramaları yanıtsız kaldı. Sabah 4 civarında polisler bir tepenin üzerinde güzel, büyük, rustik bir ev olan Bender'ların evine gitti. İçeride ana yatak odasının kapısında Michael Bender'ın cesedi vardı. Eşi Sandra merdivenlerin başında ölü bulundu. Çiftin kızı Shine yatak odasının dolabında, etrafında telefon ahizesinin parçaları, yüzünde telefon izi varken bulundu. Onun 911 ile telefonda konuşurken vurulduğu anlaşıldı. Çiftin diğer kızlarından olan Shelby ise dolabın içerisinde yanında cep telefonuyla bulundu. Bender ailesinin sonuncusu Shina yatağında ölü bulundu. Bender ailesinin 5 üyesi de 22 kalibrelik bir tüfekle vurulmuştu. Shina Lee Bender öldüğünde 17 yaşındaydı. Lise son sınıf öğrencisiydi. Sınıfının birincisi olarak mezun olma yolundaydı. Erkenden mezun olacaktı. Ulusal Onur Derneği, Sanat Kulübü, Öğrenci Konseyi, Koro, Akademik Başarı Topluluğu ve Tuzak Atış Kulübü üyesiydi. Açık havada kayıkla gezmeyi ve avlanmayı severdi. Shelby öldüğünde 15 yaşındaydı. Lise 2. sınıf öğrencisiydi. Sanat kulübü, basketbol, atletizm, akademik başarı derneği ve softbolda aktif. Ailesinin geri kalanı gibi o da açık havada kayıkla gezmekten ve avlanmaktan hoşlanıyordu. Shane Laurie Bender öldüğünde 14 yaşındaydı. Lise 1. sınıf öğrencisiydi. Basketbol, atletizm, softbol ve sanat kulübünde aktif. O da açık havada kayıkla gezmeyi ve avlanmayı severdi. 2006'nın sonbaharında Leslie, yani Shan'ın eski sevgilisi, kızına bakması için Shan'ın ailesine baskı yapmaya başlamıştı. Leslie, polislere şöyle diyordu. Ailesinin ölümünden yaklaşık bir hafta önce Shan bana şöyle söyledi. Eğer ebeveynlerim ölürse zengin bir mülk bana kalacak. Mali sıkıntılara son vereceğim. Ayrıca bana tuhaf bir soru sordu. Eğer dedi, birini öldürürsem kızımın yanımda kalmasına izin verir misin? Ekipler, Bender ailesinin evinde olay yeri incelemesinde bulundu. Shan'ın cep telefonu evdeydi. Bu da oldukça tuhaftı. Çünkü Shan 1,5 saat uzaklıkta yaşıyordu. Kolluk kuvvetleri onun yaşadığı yerdeki polislerle temasa geçti. Onlardan Shan Bender'ı gözaltına almasını talep ettiler. Ehliyetsiz bir şekilde motosiklet kullanmaktan ve yasaklı madde bulundurmaktan ödenmemiş bir faturası vardı. Ekipler onu bu sebeple tutukladılar. Sonra da onu cezaevine attılar. Shan'ın ve telefonunun olay mahallinde olduğunu gösteren 911 aramaları göz önüne alındığında yetkililer için baş şüpheli konumundaydı. Onu sorgulamak için Illinois'a gittiler. Shan'a tüm ailesinin öldüğünü söylediklerinde Shan gerçekten de üzgün görünüyordu. Annesini en son 13 Ekim akşamında saat 10 civarında gördüğünü anlattı. Yine çamaşırlarını bırakmak için onların yanına gittiğini iddia etti. O sırada çamaşırlarını bırakmak için annesinin yanına gittiğini iddia etti. Cep telefonunu yanlışlıkla aracında unuttuğunu, muhtemelen eve döndüğünde onu eve bıraktığını iddia etti. Ondan sonra bütün gece evde olduğunu anlattı. Bir oda arkadaşı Shan'ı 14 Ekim sabahın erken saatlerinde, muhtemelen sabah 1 civarında eve gelirken gördüğünü söyledi. Başka bir oda arkadaşı sabah 6 civarında uyandığında Shan'ın evde olduğunu doğruladı. Shan'ın ailesini öldürmek ve 5 saat içerisinde geri dönmek için o kadar yolu kat etmesi mümkün müydü? Ekipler Shan'ın sabah 1.30 civarında ayrıldığından saat sabah 3 ile 3.30 civarında ailesinin evine geldiğinden şüpheleniyorlardı. Ailesini öldürdü, 911'in arandığını fark ettiğinde cep telefonunu unutarak hızla mülkten ayrıldı. Tahminen o sabah 5.30 civarında evine geri döndü. Shan'ın çoraplarının birinin üzerinde Sandra Bent'e ait olan birkaç damla kan vardı. Shan'ın o sabah erkenden eve gelen oda arkadaşı bir önceki gece en az çeyrek depo olduğunu bilmesine karşın bir sonraki gün benzin deposunun boş olduğunu fark etti. Anahtarlar arabadaydı. Shan ona sormadan sık sık arabasını alıyordu. Arabasının lastik izleri Bender ailesinin evin yakınlarında bulundu. Ayrıca 22 kalibrelik tüfeğin atıldığı arka yolda bırakılan izlerle arabanın izleri eşleşiyordu. Shan Bender tutuklandı ve de 5 adet birinci derece cinayetle suçlandı. Duruşmada hem kız kardeşinin hem de annesi Shan'ın hayatları için yalvarırken duyulabildiğinden dolayı 911 kaseti Shan'ın suçluluğunun en lanetleyici kanıtıydı. Shan'ın savunması tuhaftı. Annesi Sandra'nın normalde gözlük taktığını ama cinayet esnasında gözünde gözlüklerin olmadığını söyledi. Yani annesi Sandra muhtemelen onları kimin öldürdüğünü açıkça görememişti.
İddia makamı, saldırganı göremeyen annenin 1,5 saat uzakta oturan oğlunu suçlamayı düşünmeyeceği düşüncesiyle bu teoriyi çürüttü. Sean'ın telefon kayıtları, sevgilisi Leslie'yi yaklaşık 10.30 civarında annesinin aracında oturduğunu iddia ettiği anlarda aradığını gösteriyordu. O gece daha sonra gece yarısı civarında diğer arkadaşlarını arayarak cep telefonunun kendisinde olduğunu, annesinin aracında olmadığını kanıtladı. Kız kardeşlerinden birinin bir arkadaşı saat 22.30 civarında onunla telefonda konuştuğunu, annesi Sandra'nın ona yatma vaktinin geldiğini söylediğini duyduğunu, yani Sandra'nın o anlarda Sean'ın yanında olmadığını ifade etti. Sean Bender 5 cinayetten suçlu bulundu. 4'ü aynı anda ve biri ard arda olmak üzere 5 müebbet cezası aldı. 911 kaseti Sandra Bender'ın oğluna hayatı için yalvardığını kanıtladığından dolayı yargıç Sandra Bender'ı öldürmenin cezasının diğerlerinin ardılı olmasını emretti. Ancak yine de olmadı. Her şeyin sebebi açgözlülüktü. Çünkü Sean ailesinin mirasından 2 milyon dolardan fazla miras alacaktı. Eğer kız kardeşleri hayatta olsaydı her biri mirastan 1/4 alacaktı.